Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örnekle devam ediyoruz. Bir sonraki örneğimiz şu arkadaşlar. Yeni bir opportunity eklediğimiz zaman artık işini boşaltıyorum. Aynı yerden devam edeceğim. Yeni bir opportunity eklediğimiz zaman şunu istiyorum. Eğer lead source girilmemişse, artık biraz değiştiriyorum. Eğer girilmemişse, boş ise ben onun other olarak eklenmesini istiyorum. Hatırlarsanız yeni opportunity eklerken Lead Source'un içinde bizim Other diye bir opsiyonumuz var. Seçeneğimiz var. Ben eğer bunu girmediysem, hani ben Web diye seçtiysem Web kalsın ya da Phone Inquiry seçince öyle kalsın. Ama hiçbir şey seçmiyorsam Other diye değilsin. Ben bunu istiyorum. Ben bunu Before Insert yapmak istiyorum yine. Ne zaman Opportunity eklerseniz, eğer Lead Source'a bir şey eklemediyseniz, seçmediyseniz o zaman Other olarak işaretlenecek. Bu şekilde bir trigger yapacağız. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Yine for each loop'umuzu yapmamız gerekiyor. Opportunity yazalım. Ondan sonra tekrar OPP olarak belirtiyorum. Ve trigger nokta new'den bu listeden OPP'yi alıp onun lead source alanını değiştirmek istiyorum. Other olarak assign etmek istiyorum aslında. Buna bir assignment diyebiliriz. Ama öncelikle bir şartımız var. Şartımız ne? Şartımız şu. Eğer lead source seçilmemişse. O yüzden bizim bir if conditionına ihtiyacımız var. Bu hatırlarsanız flow'larda decision olarak geçiyor. Burada if else diye geçiyor. Ama ben sadece if kullanacağım. Çünkü else'e ihtiyacım yok. If diyorum. If diyorum. Bu opportunity'nin OPP nokta. Bu opportunity'nin arkadaşlar lead source'u. Lead source'u eğer null ise, yani boş ise, seçilmemişse ne oluyor arkadaşlar? Null oluyor. Ya da şunu da ekleyebilirsiniz. Yine OPP nokta lead source dersiniz. Lead source'u boş ise, şu şekilde boş ise bunu da seçebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bu şartımız var ise, bu şartımızın olduğu zamanlarda OPP'nin lead source'unu ben şu şekilde değiştiriyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Diyorum ki other olarak değişsin. Evet arkadaşlar, çok basit bir örnek. Before inserting yapıyorum ben bunu. Before update işini kaldırıyorum. Bunu kaydediyorum. Evet, expression cannot be assigned diye bir hata alıyoruz. Biliyorsunuz assignment'larda iki tane equal işareti kullanmanız gerekiyor. Şu şekilde çalışacak bizim kodumuz arkadaşlar. Ne yaptık? Tekrar ediyorum. Trigger.new içinde, yani before inserting yaptığınız zaman trigger.new oluşuyor. Bu trigger.new'in içinde bizim opportunity'miz var. Bu opportunity'nin içinde sadece bizim girdiğimiz değerler var. Lead source boş bırakılmış. Eğer boş bırakılmışsa other olarak değilsin. Boş bırakılmamışsa neyse o kalsın. O şekilde bunu anlamak lazım. Şimdi new opportunity'ye gidiyorum. Yeni bir tane eklemem lazım. Ekleyelim arkadaşlar. Adına ne diyelim? New OPB diyelim. Ne yazarsanız yazın. Çok önemli değil. Test ediyoruz. Zorunlu alanları seçelim arkadaşlar. Ondan sonra list source'a dokunmuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz hiçbir şey yazmıyorum. Save deyince other olarak işaretlendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Details'e giriyorum. Lead source'a bakıyorum. Other diye değişmiş. Peki biz şöyle yapsaydık, seçmiş olsaydık ne olacaktı? Yine bir OPP ekleyelim. OPP new OPP. Buna biz lead source'unu boş bırakmayacağız. New OPP 2 diyorum. Close date'i seçiyorum. Stage'i seçiyorum ve lead source olarak ben bunu purchase list diye seçiyorum. Artık other olmayacağını göreceğiz. Details'e bakıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz other diye değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü benim trigger'ın içinde bir şartım var. Diyorum ki eğer boş ise other olarak değişsin. Boş değilse other olarak değişmesin. Boş ise other olarak değişmesin. Şöyle de bu örneğe devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burada normalde benim örneğim bitti ama şunu da diyebilirsiniz. If diyelim mesela arkadaşlar. If diyelim.
bizim OPB'nin lead source'u, tamam arkadaşlar, diyelim ki şeye eşit, ne olarak seçilmiş olsun, şöyle diyelim, diyelim ki phone inquiry olarak seçilmiş, bunu buradan almak istiyorum, şunu almak istiyorum, phone inquiry olarak seçilmiş diyelim. Bunun seçildiği zamanlarda ben diyorum ki, diyelim ki bu seçilirse o zaman burada diyelim ki tracking number'ı da girsin mesela, örnek diyorum. Ya da bu seçildiği zaman phone number var mı burada? Phone number'ı göremiyorum. Diyelim ki type'ı da şey olsun. Type'ı da new customer olsun. Eğer bu seçilmişse arkadaşlar, bu seçilmişse type'ı da new customer olsun. O zaman şöyle dememiz lazım. Eğer lead source phone inquiry olarak seçilmişse bizim yukarıdaki OPB'nin type'ını seçiyorum. Eşittir new customer olarak değilsin. Ben bunu istiyorum. Eğer phone inquiry seçmişsek, zaten boş bırakmışsak other olacak. Ama phone inquiry olarak seçtiysek new customer olarak değişecek. Kaydediyorum. Evet, yeni bir tane opportunity ekleyelim arkadaşlar ve bakalım. Opportunity diyorum. New OPB 3 diyorum buna. Close ID seçelim. Stage'i seçelim. Şimdi lead source'u ben phone inquiry olarak seçiyorum ve type'ın değişip değişmediğine bakacağız. Kaydediyorum. Details'e gidiyorum. Evet, type'ın new customer olarak değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Neden böyle değişti? Çünkü benim bir şartım vardı. Eğer phone inquiry seçiyorsak new customer olarak değilsin demiştik. Peki farklı bir şey seçersek ne olacak? New OPB 4 diyorum. Close ID seçiyorum. Stage'i seçiyorum. Lead source'u artık phone inquiry değil de partner referral olarak seçiyorum. Save diyorum. Şimdi details'e gittiğiniz zaman şunu göreceksiniz. Type değişmemiş. Neden değişmedi? Çünkü type'ın değişmesi için benim bir şartım vardı. Şartım yerine gelmediği için type değişmiyor. Çünkü lead source phone inquiry olarak seçilmemiş. Evet arkadaşlar, bu örneğimizi de böyle kısa tutalım. Bir sonraki örneğimizde devam edelim.